İyi akşamlar sevgili Mercan TV izleyicileri. Bu akşam Adıyaman'da eğitim programıyla sizlerle beraber olacağız. Ben Cumali Tekin ve değerli konuğum Sayın Ramazan Alan ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Hocam Adıyaman'da eğitimle ilgili problemleri masaya yatıracağız. Öncelikle gündemde olan pandemi ile ilgili başlamak istiyorum programımıza. Pandemi bütün dünyada ekonomik anlamda, siyasi anlamda, kültürel anlamda, sosyal anlamda ciddi tahribatlar meydana getirdi. Tabii ülkemizde de aynı şekilde bu tahribatlar söz konusu. Pandeminin eğitime etkisiyle ilgili ne söyleyebiliriz? Pandemi aynı şekilde eğitimi etkiledi mi? Eğitime etkisi ne oldu pandeminin? Şimdi 2020 yılının ilk ayından itibaren tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ülkemizde de Mart ayından itibaren görülmeye başlandı. Mart ayında görülmeye başlandıktan sonra daha vakalarımız az sayıdayken eğitime ara verildi. Ara verilmek zorunda kalındı. Bu anlamda da vaka sayısı artmadan eğitime ara veren çocuklarımıza işte pandemi sürecinden etkilenmemelerini sağlayan bakanlarımız bu anlamda, ülkemiz bu anlamda ciddi olarak bir adım attı. Pandemi sürecinden sonra beklentimiz sürekli olarak işte pandeminin kısa süre içerisinde biteceği, okulların tekrar açılacağıyla ilgiliydi. Daha sonra kısa bir süre içerisinde bakanlığımız EBA TV aracılığıyla öğrencilerimizi uzaktan eğitimle tanıştırdı. Çok kısa bir süre içerisinde. Öğrencilerimizin geri kalan yani 2019-2020 eğitim öğretim yılıyla ilgili eksik kalan konularını tamamlamaları için EBA TV aracılığıyla uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerimizin bu eksiklerini gidermeye çalıştı. Bu anlamda en önemli etken veliler. Veliler özellikle bu süreçte çocuklarımızın EBA TV'de işte ki verilen programları takip etmelerini, şu anda öğretmenleriyle birebir canlı ders imkanına sahipler. O dersleri takip etmelerini sağlasınlar. Bütün okullarımız tarafından haftalık ders programları, canlı ders programları velilere gönderiliyor. Kurulan WhatsApp gruplarıyla velilere ulaştırılıyor. Öğrenciler hangi gün, hangi saatte, hangi derslerin olduğunu biliyorlar. Velilerimiz öncelikle öğrencilerin bu programlarını alsınlar. O programlara göre öğrencilerin bu canlı dersleri takip etmelerini sağlasınlar. Bununla ilgili gerekli olan fiziki altyapıları, işte telefondan olabilir, televizyon aracılığıyla, işte bilgisayar ortamında ya da tablet ortamında bu imkanları çocuklarına sağlasınlar ve takipçileri olsunlar. Bu imkana sahip olmayan öğrencilerimiz de var. Bunlar da yine bakanlığımızın EBA, işte gezici platformlarıyla bu öğrencilerimize ulaşılmaya çalışılıyor. Bu da yine sevindirici bir durum. Yani dezavantajlı durumda olabilecek olan aileler, çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamalarını sağlamak için böyle bir girişimde bulundu. Pandemi devam ediyor. Gönül ister ki pandemi bitsin, yüz yüze eğitime kaldığımız yerden devam edelim. Pandemi devam ettiği sürece EBA altyapımız çok güçlü. Bunu en iyi şekilde, en verimli şekilde değerlendirmeye çalışalım. Öğretmenlerimiz de yine uzaktan eğitim yoluyla canlı derslerde bir araya gelebiliyoruz. Bizler azimli bir şekilde derslerimizi düzenli bir şekilde takip ederek eğitim öğretimimizi aksatmadan devam edebiliriz. Buradaki en büyük etken veliler, öğrencilerin mutlaka ders takiplerini, derse katılımlarını sağlasınlar. Bunlara dikkat etsinler. Gerçekten de hocam bu anlamda bakanlığımızın beklenmedik bir durumla karşılaşması neticesinde hızlı adımlarla ortaya koymuş olduğu gerek EBA TV ile gerek EBA internet adresiyle ve yine online derslerle hızlı bir şekilde bu süreci atlatmaya çalışması ve bu altyapıya sahip olması ve en önemlisi de Sayın Bakanımızın da izah ettiği gibi bunu geliştirerek, daha iyi hale getirerek velilerimize, öğrencilerimize sunması gerçekten de takdir edilecek bir durumdur. Zaten dünyaya baktığımız zaman Türkiye bu anlamda çok önde gelen ülkeler arasına girmesi de ayrıca takdir edilecek bir durumdur. Evet hocam.
Peki hocam, şimdi bizim özellikle dert yakındığımız bir durum var. Adıyaman'da eğitime genel bir bakış söz konusu olduğu zaman nedir bu hocam? Adıyaman'da sınav sonuçlarının hiç de iç acısı olmaması, özellikle YKS ve LGS sonuçlarının Türkiye geneline baktığımız zaman Adıyaman'ın sonlarda kendine yer bulması gerçekten bizi inciten bir durum. Neden Adıyaman sürekli YKS, özellikle YKS sonuçlarında sürekli sonlarda yer alıyor? Gerçekten Adıyaman'da yeterli bir altyapı mı yok? Ya da Adıyaman terörün yoğun olduğu bir bölge mi? Ya da fiziki konumu çok uygun değil mi bu anlamda? Ya da işte okullardaki öğretmen ihtiyaçlarının fazla olması ya da okullarda öğretmenlerin az olması mı? Halbuki bu anlamda Adıyaman'ın da batı illeriyle, özellikle batı illeriyle yarışacak derecede alana sahip olması, fiziki çevreye sahip olması, öğretmene sahip olması söz konusuyken Adıyaman'ın bu başarısızlığını neye bağlıyoruz? Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Şimdi Adıyaman bulunduğu coğrafi konum itibariyle öğretmen eksiği olmayan, fiziki altyapısı yeterli olan ilçelerimizde, belki bazı köylerimizde öğretmen eksiğimiz olabilir ama genel olarak baktığımız zaman öğretmen eksiğimiz bulunmuyor. Fiziki olarak özellikle son 5-10 yıldır yapılan binalara baktığımız zaman Türkiye ortalamasının çok çok üzerindeyiz. Çok muazzam binalar yapıldı. Adıyaman'ın eğitimde özellikle LGS ve YKS sınavlarında beklentinin çok gerisinde olması bizleri üzüyor. Bunun için bizler neler yapabiliriz? Bizim aslında Adıyaman ilinin öğrencilerinin en büyük problemi yeterli rehberlik hizmetinin olmayışı. Şimdi öncelikle LGS sınavıyla başlayalım. Adıyaman'da ortalama orta öğretim düzeyinde Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün istatistik bilgiler sayfasından baktığımızda 52.000-53.000 civarında ortaokula giden öğrencinin, bunu 4'e böldüğümüz zaman işte 5, 6, 7, 8 ortalama son sınıfta, yani 8. sınıfta 13.000 civarında bir öğrencinin olduğunu görüyoruz. Bu öğrenciler LGS sınavına girdikten sonra sonuçlar açıklandığında biz eğitimciler olarak veya aileler olarak konuştuğumuz şu: İşte bizim okulumuzdan işte 3 kişi, 5 kişi Fen Lisesi'ne gitti, 2 kişi şuraya gitti. Yani sürekli iyi olan öğrencilerden bahsediyoruz. Şimdi bizim nitelikli okullarımız var. Bu nitelikli okullarımız işte Fen Lisesi, Altınşehir Anadolu Lisesi, İmam Hatipler'in işte proje kısımları, mesleki teknik okulların belli bölümleri, o da işte 60 ya da 120 kontenjan dahilinde. Yani toplam baktığınız zaman nitelikli okullar, işte ilçelerdeki fen liseleri, toplam 1000 civarında bir öğrenci. Biz sadece bu başarılı olan öğrenciler üzerinde odaklanıyoruz ama aslında geriye 12.000 tane öğrencimiz kalıyor. Bizim bu öğrencilerimiz ne yaptı, hangi okullara gidecek? Bizim aslında başarıyı ölçerken kıstasımız işte 3 tane nitelikli okula gönderdim, 5 tane gönderdim değil. Bizim okullarımızın işte ders bazında ortalamaları kaç, önceki yıla göre kaç, girdiği ki ortalamaları kaç, Türkiye ortalamaları kaç, bizim bunlar üzerinde yoğun bir şekilde durmamız gerekir. Özellikle hem LGS hem YKS'de Adıyaman'daki öğrencilerin sözel alanda daha başarılı, sayısal alanda daha başarısız olduğunu yine ÖSYM'nin istatistik bilgiler sayfasından tüm vatandaşlarımız ulaşabilir. Biz okullarımızı değerlendirirken başarılı olan öğrencilerimizle değil, genel ortalamalarıyla, yaptığımız net sayısıyla değerlendirmemiz gerekir. Bir de öğrencilerimizi gerçekten bu anlamda yönlendirmemiz gerekir. Özellikle ders çalışmaya yönlendirmemiz gerekir. Şimdi öğrencilerimiz orta 3'te ya da orta 2'de ders çalışmaya başladığında, lise hayatına geçtiğinde nitelikleri okula gitmese de bir ders çalışma alışkanlığı kazanır. Bizim öğrencilerimize bunu aşılamamız gerekir. Biz Türkiye'nin en başarılı ili de olsak, en başarısız ili de olsak,
sonuçta bizim okullarımıza gidecek olan, nitelikli okullara gidecek olan yine bu 13 bin kişiden işte bahsetmiş olduğumuz işte ilk 150 kişi Adıyaman Fen Lisesi'ne, geri kalan işte Altınşehir'e, proje okullarına, ilçedeki fen liselerine gidecektir. Yani bizim Türkiye ortalamasının üzerinde veya altında olmamız buraya gidecek olan öğrenci sayısını değiştirmiyor. Biz değerlendirmemizi yaparken kesinlikle ders bazında ortalamalarımıza bakacağız. Önceki yıllara göre bir artış söz konusu mu? Türkiye ortalamalarına bakıp genel olarak bir değerlendirme yapmamız gerekir. YKS sınavlarında ise bizim lise düzeyinde 39 bin civarında bir öğrencimiz var. Yine ortalama 4'e böldüğümüz zaman her yıl sınava giren öğrenci sayımız, son sınıf düzeyinde söylüyorum, yine 10 bin civarında. Önceki yıllardaki öğrencileri de dikkate alırsak biz yine burada da nasıl bir değerlendirme yapıyoruz? Hem devlet okulları olarak hem özel öğretim kursları olarak sürekli başarılı olan öğrencilerimizi ön plana çıkarıyoruz. Şimdi biz geride başarısız olan ya da istedikleri bölüme gidemeyen öğrencileri biz konuşmuyoruz. Biz aslında gerçekle yüzleşmiyoruz. Biz neden başarılı olmayalım? Bizim hem öğretmen olarak hem fiziki açıdan çok da bir eksiğimiz bulunmuyor. Bizim en büyük sıkıntımız il olarak bizim motivasyon eksikliğimiz var. Biz aslında baştan itibaren yani üst kurumlardan, biz öğretmenlerden, velilerle beraber aslında bir yıl veya iki yıl içerisinde böyle bir vizyon oluşturarak Türkiye'de çok rahat bir şekilde ilk 10-15 sıralara, ilk 10-15'e girecek düzeyde kapasitemiz var. Yine ÖSYM'nin resmi istatistik verilerine bakabilirsiniz. 1997'de, 98'de sosyal puanında Adıyaman ilinin Türkiye, bir yıl Türkiye birincisi, bir yıl Türkiye ikincisi olduğunu yine görebiliriz. Biz aslında istersek o düzenli çalışma, rehberlik, veli okul işbirliği, işte nedir, bütün kurumlarıyla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzden tutun okullarımızla beraber aslında iki yıl seferber olursak, özverili bir şekilde çalışırsak, öğrencilerimize bunu aşılarsak, motive edersek biz 2-3 yıl içerisinde istenen başarı düzeyine kesinlikle ulaşırız. Son yıllarda ilimizde LGS, YKS başarılarının dışında çok güzel gelişmeler oluyor. Son 10 yılda daha önceden bizim bu tür imkanlarımız olmuyordu ama Avrupa Birliği projeleriyle yurt dışına gitme imkanımız oldu çoğu öğrencimizin. Malatya, Giresun dışında bu Kayseri, Fındık gibi mevsimlik işler dışında öğrencilerimizin birçoğu dışarıya gitme imkanı yokken bu Avrupa Birliği projeleriyle biz yurt dışına gitme imkanına sahip olduk. Öğrencilerimizin çoğu bundan istifade etti, gidip gördüler. Avrupa'ya gittiğimiz zaman aslında biz hani sürekli çocukluğumuzdan beri, yani eskiden beri sürekli işte Avrupa'da bu şekilde yapılıyor, Avrupa böyle gibi bir algı aslında bizde oluşturulmuş, onu gördük. Kendim de Çetin hocamız döneminde, Çetin Çelik hocamız döneminde, buradan da selam gönderiyorum. Onun hazırlamış olduğu proje döneminde Avrupa'ya gitme şansımız oldu. Oradaki hem Almanya hem Polonya'ya gitme şansımız oldu. Orada da derslere girme imkanımız oldu. Eğitim olanaklarımızın şu anda Avrupa'daki birçok ülkeden çok daha iyi olduğunu gezdiğimiz zaman gördük. Almanya'da işte disiplin var, işte bizden daha iyiler gibi algı oluşturuluyor. Oraya girdiğimiz zaman da öğrencilerin doğum gününde pasta kestiğini gördük. Yani aslında bizden hani çok da bir farkı yok. Hatta orada bir velimizle karşılaştım. Almanya'nın bizim gittiğimiz okul Münih'e yakın bir yerdeydi. İşte geldi, ayaküstü muhabbet ediyoruz. Bizim gelen öğrencilerden birisinin akrabasıydı. Eğitimden bahsederken kendi çocuğunun Türkiye'deki eğitim başarısının daha iyi olduğunu, Almanya'da daha başarısız olduğunu, bunu işte Almanya'daki okula sorduğunda tabii sizin ülkenizde daha başarılı olursunuz. Çünkü sizde farklı etkenler var gibi bir cümle kullanmıştı.
Tabii birebir derslere girdiğimiz zaman bizim Türkiye'deki öğretmenlerin daha özverili olduğunu gördük. Öğrenciyle birebir daha yakın olduğunu gördük. Yine havaalanında bizim öğrenci evinde kalacak olan bizim öğrencimiz Türk bir öğrencinin evinde kalacak. Velisi bizi karşılamaya geldi. Hocam işte muhabbet etti, tanıştık. Öğrencimiz daha yanımıza gelmeden hocam öğrencimize Türkçe bildiğinizi belli etmeyin. İngilizce, Almancasıyla konuşacak diye işte biraz çekiniyor. Acaba ben konuşabilir miyim? Öbür gün veli geldi. Dedi ki hocam kızım çok şaşırdı. Dedi ki anne ya Türkiye'deki öğretmenler öğrencileriyle muhabbet ediyorlar. Bak şakalaşıyorlar. Halbuki ben çok normal bir muhabbet içerisinde evet. Öylesine söylediğim bir cümleydi. Evet. Bu anlamda bizim en büyük eksiğimiz rehberlik, yönlendirme. Biz vizyonumuzu oluşturursak il olarak başarılı olabileceğimizi kesinlikle ben buna inanıyorum. Çok özverili öğretmenlerimiz var. Öğrencilerimiz çok iyi. Bugün LGS sınavında eğer biz 180 civarında Türkiye birincisi çıkıp iki tane birinci çıkarabiliyorsak yine YKS sınavında ilk bine giren öğrenciler çıkarabiliyorsak demek ki bizim eğitimimizde bir problem yok. Sadece bizde bir motive eksikliği var. Bakış açısı önemli. Burada okul idarelerine çok ciddi anlamda iş düşüyor. Öğrencilerimizin ders başarılarına yani derse odaklanmalarını sağlamaları gerekir. Bununla ilgili sürekli olarak öğrencileri motive etmesi gerekir. Öğrenciler kesinlikle bundan olumlu yönde etkilenecektir. Zaten başarılı olan, ders çalışan bir öğrencinin disiplin sorunu olmuyor. Hani biz disiplin problemleriyle uğraşırken aslında eğitim öğretime tamamen odaklanırsak o disiplin olaylarının daha az olduğunu bunu görme şansına sahibiz. Şimdi hocam tabii ki bu başarının elde edilmesi için mutlaka konuşacağımız şeyler vardır ama ben şöyle düşünüyorum. Mesela bu başarının düşük olmasının sebeplerinden biri olabilir mi diye bu düşüncemi sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin bir öğrenci sınava giriyor. Öğrencinin düşüncesi şu. İşte hocam ben bu yıl öylesine sınava giriyorum. Herhangi bir hazırlık yapmadım. Amacım tecrübe kazanmak ve kendimi denemek amacıyla giriyorum. Herhangi bir hedef belirlememişim kendime. Şimdi kendini denemek amacıyla sınava giren bir öğrenci, tecrübe etmek amacıyla, tecrübe kazanmak amacıyla sınava giren bir öğrencinin sınavda şu hareketi yaptığını görüyoruz mesela. Bildiği soruyu, bilmediği soruyu, oyun oynuyormuş gibi bütün şıkları optik forma işaretleme yapıyor. Şimdi bu hocam yaptığı işaretlemeler, kafasına göre yaptığı işaretlemeler Adıyaman'ın ortalamasında, düşünelim ki böyle 1000 tane öğrenci var. Sınava giren 1000 tane öğrenci var. Adıyaman'ın ortalamasının düşük olmasına, Türkiye genelde ortalamasının düşük olmasında bu öğrencilerin şeyi var mıdır, etkisi var mıdır, katkısı ya da şöyle bir olumsuz katkıları söz konusu mu? Tabii ki hocam. Yani şimdi bilmediğiniz soruları cevaplamak net bazında size artı bir durum getirmez. Şimdi Türkiye ortalamasının yakalamak için veya üzerine çıkmak için nedir? Net ortalamalarınızın yüksek olması gerekir. Ama siz bu şekilde bir anlayışla girerseniz, özellikle meslek okullarında da bu çok yaygın. Kendi okullarımızdan biliyorum. Bu tür öğrencileri görüyoruz, çok da üzülüyoruz, durumu da izah ediyoruz. Çünkü eğitim çok önemlidir. Eğitim insanın kendisidir. İnsanın kendini gerçekleştirmesidir. Bir insan eğitime önem vermiyorsa kendine önem vermez, topluma önem vermez, ailesine önem vermez. Peki hocam, öncelikle bu eğitime önem vermemiz gerekir. Bu öğrencinin bu şekildeki davranışı bir tecrübe kazandırmış mıdır öğrenciye? Yani öğrenci kendisini gerçek anlamda denemiş oluyor mu? Yoksa hiçbir tecrübe kazanmadan önümüzdeki yılın sınavına tekrar hazırlanması gibi bir şey mi söz konusu? Şimdi böyle bir durumu öncelik sınava girmeden önce de öğrenci mutlaka okullarda ya da özel öğretim kurslarında yapılan denemelerde de bunu yapmıştır. Farklı isim yazarak veya işte nedir? İsmin dışında farklı işte kahramanların isimlerini yazarak ya da optiklerde işte bizim baklava dilimi dediğimiz ya da tüm seçenekleri aynı işaretleyerek mutlaka bunu yapmıştır. Bize düşen bu tür durumlarda bu tür öğrencileri tespit edip 5 öğrenci mi yapıyor? 5'ini uyardığımız zaman 3'ü devam eder ama ikisi bırakır. Bir sonrakinde
inanın ki ikisi bırakır. Tamamını belki engelleyemeyiz ama büyük bir çoğunluğunu engelleriz. Bizim buradaki görevimiz, bunlar bizim öğrencilerimiz, bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Bizim bunları motive etmemiz gerekir. Bizim sadece görevimiz derse girip ders anlatıp gitmek değildir. Gerçekten özverili olmamız gerekir. Bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Biz bu çocukları dert etmemiz gerekir. Bizim bunlara davranış kazandırmamız gerekir. Hem yaşamla ilgili, hem ahlaki olarak, hem de gelecekleriyle ilgili olarak bizim sürekli anlatmamız gerekir. Zaten bizim görevimiz bu, bizim işimiz bu. Bunu da sadece belli kişiler, belli öğretmenler veya belli ailelerin velileri değil, bir bütün olarak bizim özverili bir şekilde çalışmamız gerekir. Çünkü bizim coğrafyamızdaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun eğitim öğretim dışında farklı bir alternatifleri bulunmuyor. Bizim eğitim öğretim olanakları, bunların başarı düzeyleri, bizim bunları arttırmamız gerekir. Bizim gerçekten dokunmamız gerekir. Dokunmayı yaparken de hiçbir karşılık beklemeden, tamamen vicdani vicdanımızdan dolayı, görevimizden dolayı, sorumluluğumuzdan dolayı, kendi evladımızmış gibi düşünüp onlara bu şekilde davranıp yol göstermemiz gerekir. Hiç tepki vermiyormuş gibi görünen öğrencilerin dahi belli bir süre sonra tepki verdiğini fazlasıyla görebiliyoruz. 35 öğrencinin olduğu Gerger Lisesi'nde 2008-2009 yılında %45 üniversiteye yerleşme oranı yakalayıp Adıyaman genelinde 6. olduğunu gördük. Hiçbir dershane, hiçbir özel imkan olmadan tamamen işte bir aile kültürü oluşturarak, hiçbir disiplin olayı yaşanmadan bunu gördük. Yine meslek liselerinde işte normal geldikleri LGS puanları, o zamanki TEOG puanları belli. Onun çok çok üzerinde netler yaparak beklediğimizden çok farklı bölümlere giden öğrenciler gördük. Bunlar sadece gerçekten dokunmayla olur. Bizim öğretmenler olarak, aileler olarak, veliler olarak öncelikle bunu yapmamız gerekir. Bizim bir hocamızın bir sözü vardı. Derdi ki, vicdanla ilgili şunu söylerdi, öğretmen vicdanıyla ilgili: Allah herkese kendisi gibi, herkesin çocuğuna kendisi gibi öğretmen nasip etsin derdi. Ben de aynen bu düşünceye katılıyorum. Yani bu anlamda hocam, eğitime, öğrenciye yaklaşım söz konusu olduğu zaman duygusallık, vicdan ve merhametin birçok şeyin önünde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten değerler eğitiminde de bunu tekrar dillendireceğiz. Hocam. Şimdi hocam, Adıyaman'da en büyük öğrencilerin sıkıntılarından en büyüğünden birisi de öğrenciler nasıl ders çalışacaklarını, hangi sistemle ders çalışacaklarını, nasıl bir plan yapacaklarını tespit etmekte, belirlemekte sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi öğrenciler bir plan doğrultusunda çalışmak istiyorlar. Öğrenciler kendilerini mi tanıyamadılar? O programa sadece, o plana sadece 10 gün sadık kalabiliyorlar. Ya da işte biz öğretmenler veya okulun rehber öğretmenleri bu anlamda öğrenciye yeteri ilgiyi gösteremedik mi? Onların doğrultusunda, onların kapasitesine uygun, seviyesine uygun, onların imkanlarına uygun bir ders çalışma planı mı hazırlayamadık? Öğrenciler ders çalışırken nasıl bir plan gözetmeliler? Planlarında neler olmalıdır, nelere dikkat etmeliler hocam? Bununla ilgili ne söyleyebiliriz, ne konuşabiliriz? Şimdi başarılı olmak isteyen bir öğrencinin, hedefine varmak isteyen bir öğrencinin öncelikle oturup amaçlarını belirlemesi gerekir, hedeflerini belirlemesi gerekir. Bir insan bir hedef doğrultusunda, bir amaç doğrultusunda başarıya ulaşır. İlk olarak bunu yapsınlar. Öncelikle ben neyim? Benim kapasitem ne? Ben neyi yapabilirim? Benim ne yapmam gerekiyor? Bunu bir düşünsünler. Amaçlarını belirlerken de kendi yetenekleri doğrultusunda, yapabilecekleri ölçüsünde en üst noktayı belirleyerek o doğrultuda çalışmaları gerekir. Öncelikle bu amaç belirlendikten sonra bunu davranışa dökmeleri gerekir. Yani amaçlarını belirledikten sonra bu doğrultuda çalışmaları gerekir. Amaçlarını davranışlara döktükten sonra bu davranışlar, yani bu çalışma da istedikleri sonuca ulaşmalarını sağlayacaktır.
Öğrencilerimiz öncelikle kendilerine bir hedef belirleyecek. Bu amaç doğrultusunda çalışacaklar. Şimdi, amaçları çok düşük seviyede de olabilir. Çok üst düzeyde de olabilir. Önce öğrenci kendini tanımalı. Ben ne yapabilirim? Gerçekçi bir amaç, bir hedef belirleyecek. Çok hayalci belirlediğimiz zaman hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Ama gerçekçi bir hedef belirlediğimiz zaman biz bu doğrultuda çalışmalara ne yaparız? Başlarız. Amacımızı belirledik. Amacı belirledikten sonra bunu uygulamada göstermemiz gerekir. Yani düzenli olarak bizim çalışmamız gerekir. Biz düzenli çalıştıktan sonra da mutlaka sonuca ne yaparız? Ulaşırız. Yapılan sınavlar da çok zeki öğrenciler için hazırlanmıyor. Çok çalışan öğrenciler için hazırlanıyor. Yani çalıştığınız zaman mutlaka karşılığını alırsınız, sonucunu alırsınız. İlk olarak bizim amacımızı belirtmemiz gerekir. Yine 4-5 yıl önce Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde adalet bölümü açılmıştı. Çok nadiren gördüğümüz bir durumdu. Ailesi Antep'te ikamet eden iki tane kızımız bizim okulumuza geldi. Geldikten sonra işte okula yakın bir yerde sobalı bir ev tuttular iki kişi beraber. Orada eğitimlerine devam ediyorlardı. Geldiklerinde tabii Antep'ten geldikleri için hani okul idaresi de, öğretmenler de, arkadaşları da her konuda kendilerine yardımcı olmak için gerçekten seferber olmuşlardı. Kızlarımız da hani istekliydi, gerçekten eğitim amaçlı gelmişlerdi. Ama gelirken bir amaçları vardı. Çok üst düzey bir amaçları yoktu. Ben doktor olacağım, ben diş hekimi olacağım, ben işte Boğaziçi'nde bilgisayar mühendisliği okuyacağım gibi hedefleri yoktu. Hedefleri adalet bölümüne gidip katip veya gardiyan veya mübaşir olmaktı. Hedefleri buydu. Evinde televizyonları yoktu. Okuldan işte veya kendi imkanları, sağlıkları iki tane bilgisayar yok. İki tane klavye artı KPSS kitapları. Dört yıl boyunca evde yani ilk yıl lise 1'de ortak dersler yani mesleki dersler olmadığı için diğer dersleri vardı. Dört yıl boyunca yani birinci yılı saymazsak 3 yıl boyunca yaptıkları şey KPSS'ye hazırlanmak artı klavye çalışarak katiplik sınavına hazırlanmaktı. Onlar 3. sınıftayken bir oradaki Antep'ten gelen bir kız öğrencinin bir kız kardeşi de bizim okula geldi. O da aynı şekilde. Bunlar 5 yıl boyunca Adıyaman'da kalıyorlardı. İşte halk eğitimin açmış olduğu kurslarda işte kendi imkanlarıyla KPSS artı klavye çalışıyorlardı. Evet. Geçen yıl pandemiden önceki yazdan bahsediyorum. Halk eğitimin bünyesinde klavye kursu vardı 15 öğrenci civarında. 11'i de katip olarak yerleşti o zaman. Bu öğrencilerden bu üçünden zaten hedefli biri 85 KPSS puanı aldı. Adıyaman'da en fazla kere yani katiplik sınavında hızla sınava giriyorlar. En hızlı yazan öğrencimizdi. O diğer öğrencinin kız kardeşi. Sonradan gelen Antep Adliyesi'nde en fazla kelime yazan öğrenciydi. O da yine KPSS puanıyla atandı. Evet. Diğer öğrencimiz de yedekte kaldı, atanmadı. İnşallah ilk alımda o da gider. Basitti hedefleri, amaçları basitti. Ama o amaç doğrultusunda çalışarak amaçlarına ulaştılar. Onları da buradan tebrik ediyorum. Öncelikle öğrencilerimiz bir amaç belirlesinler. Şimdi hocam amaç dediğinizde biz de bazen bunu şu şekilde anlatıyoruz öğrencilerimize. İlk derse girdiğimiz zaman öğrencilerimizle tanışıyoruz. Tanışırken de adınızı soyadınızı söyleyin ve akabinde gelecekte sahip olmak istediğiniz mesleği de söyleyin diyoruz. Tabii çeşitli tıp okumak istiyorum, işte öğretmen olmak istiyorum, şunu bunu gibi değişik meslekler icra etmek isteyen öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Şimdi aslında öğrencilerimiz hedeflerini belirlemişler ama bahsettiğiniz gibi neye göre belirlemişler? Yani hedefleri kendi kapasitelerine uygun bir hedef mi değil mi? Tabii bunun tam farkında değiller ama istek olarak istedikleri şey bu. Hedefte istemek çok önemli diye düşünüyorum hocam. İstemek çok önemli.
Çünkü istemek beraberinde neyi getirecek? Sevgiyi getirecektir. Mesela şöyle düşünelim. Ya bir insan birini sevdiği zaman sürekli onunla beraber olmak ister. Çok sevdiği bir arkadaşı var. Sürekli onunla beraber vakit geçirmek ister. Annesi babasını çok seviyor. Sürekli onlarla beraber vakit geçirmek ister. Eğer gerçekten de öğrencilerimiz istiyorsa eğer ve seviyorsa sürekli ona kavuşmak için sürekli kendisini o hedefine götüren yollarla iştigal etmesi lazım. Sürekli o unsurlarla beraber olması lazım. Sürekli sevdiği şeylere ulaştıracak kanallarla ilgilenmesi lazım diye düşünüyorum. Yani hedef belirlemek yeterli değil, istemek yeterli değil, sevmek yeterli değil. Gerçek manada sevmek ve istemek söz konusu olunca onunla beraber olmak da gerekir. Bu anlamda tabii ki biz öğrencilerimizin ders çalışma planlarıyla ilgili maddeler halinde öğrencilerimiz nasıl ders çalışmaları kendileri için verimli olur kısmını maddeler halinde sıralayacak olursak hocam ne yapmalıyız başka? Şimdi ikinci olarak birinci amaç belirledik. Amaçları da ne dedik? Kendi yetenekleri doğrultusunda, kapasitesi doğrultusunda. İkinci olarak günlük, haftalık ve aylık planlar yapmak gerekir. O gün içerisinde ne yapmam gerekir? Haftalık benim ne kadar soru çözmem gerekir? Ne kadar konu bitirmem gerekir? Aylık bir ayın sonucunda benim kaç soru çözmem gerekir? Ne kadar ders çalışmam gerekir? Bunları ne yapması gerekir? Belirlemesi gerekir. Bunları belirlerken de kendisi için en uygun zamanı öğrenci bizden daha iyi bilir. Hangi ders saatlerinde çalışabilir? Hangi zaman diliminde çalışabilir? Hangi saatlerde daha verimlidir? Günde kaç saat çalışırsa daha verimli olur? Hangi derse öncelik vermesi gerekir? Bunu az çok öğrenciler kendileri bunu belirleyebilir. Ama mutlaka günlük de olsa haftalık ve aylık planlar dahilinde çalışmalarını yapması gerekir. Bir tarih dersini ben bir 20 günde bitireceğim derse oturup 20 günde bitirmek gerekir. Mutlaka dediğim gibi günlük, haftalık ve aylık planlar yapıp bu doğrultuda ders çalışması gerekir. Üçüncü olarak öğrencilerin zamanlarını verimli kullanmaları gerekir. Bir amaç dedik, iki plan yapmak. Üç de zamanlarını verimli bir şekilde kullanmaları gerekir. Verim dediğimiz olay insanın çalıştığı zaman sonuç elde etmesidir. Bunun için neler yapabilir öğrenciler? Öncelikle girecekleri sınav varsa ya da girecekleri veya okulda gördükleri derslerde başarılı olmak istiyorsa bir o derslerin tanımını yapmak gerekir. Örneğin LGS sınavına sosyal bilimler alanıyla ilgili çalışmak isteyen bir öğrenci o sınavda kendisine gelebilecek soruların hangi konular olduğunu başlıklar altında sıralayıp konular dahilinde çalışması gerekir. Orada işte 32 konu mu var? İşte nedir? Ben haftada 4 konu bitireceğim. İşte ayda işte 16 konu. İşte bu şekilde bir sıralama yapıp konuyu bitirip konudan sonra soru çözüp soru çözdükten sonra da o sınavlarla ilgili çıkmış soruları çözdükten sonra eğer öğrenci hala yetersizse ilgili branş öğretmeninden tekrar destek alsın. Ama konuyu bitirdikten sonra soru çözerseniz artı çıkmış sorularla pekiştirirseniz, sonraki dönemlerde de basit pekiştireçlerle tekrar ederseniz kesinlikle bu anlamda başarılı olursunuz. Şimdi hocam bu anlamda hani zaman dediniz ya, biz öğrencilerle ilgili öğrencilere anlatmak istediğimiz ve anlatmakta zorlandığımız bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi öğrenciler 20 tane Türkçe yaptıkları zaman, hocam ben Türkçeyi çok iyi yapabiliyorum. Fakat 3 tane matematiğin kendilerine çok az geldiğini, hatta matematiği hiç yapamadıklarını ifade ediyorlar. Ve bu 3 matematiği arttırmak için belki 5'e, belki 7'ye, belki de 10'a çıkarabilmek için hocam, mesela örneğin o bahsettiğiniz planlarda, günlük planlarda, örneğin günlük 3 saat matematik dersi çalışıyor. Fakat Türkçeden 20 yaptığını ve bu 20'nin çok iyi olduğunu düşünerek, bu 22 Türkçe soruları ortada zaten, paragraf anlama ve yorumlama, yani cevabı sorunun içinde olan soru tarzları olduğu için hani ortalama 15-20 bütün öğrencilerin yapabileceği bir seviyedir. Yani şunu söyleyebilir miyiz hocam? Türkçede 20 soru aslında matematiğin 2 sorusuna eşdeğerdir. Yani öğrenci 20 Türkçe yaptığı zaman ben Türkçeyi çok iyi yapıyorum. Fakat matematik yapamadığım için ağırlığı matematiğe veriyorum. İşte
Çalışma saatini matematikte arttırıyorum. Takviyeyi matematikten sürekli artıyorum, arttırıyorum. Ama Türkçeyi ben çok iyi yapıyorum düşüncesine sahip. Sınava giriyor çıkıyor. Türkçeden 20, matematikten 6. Aslında matematiğe ayırdığı 3 saatlik zaman diliminin 1,5 saatini Türkçe'ye ayırmış olsa belki sınavdaki Türkçe net oranı 35 civarına yaklaşacak. Ama hani matematik belki 4'te kalacak, 5'te kalacak ama sınav puanına katkısını düşündüğümüz zaman, zaman olarak düşündüğümüz zaman çok büyük bir iş yaptığını söyleyebiliriz eğer Türkçe'ye de o zamanı ayırırsa. Bu konuda katılıyor musunuz benim düşüncelerime? Aynen hocam, söylediklerinize katılıyorum. Şimdi bazı dersleri biz basite alıyoruz. Özellikle i̇şte sözel dersleri. Özellikle sözel dersleri de biz yaparız. Ama önce iyi başarabildiğiniz dersleri üst maksimum düzeye getirdikten sonra eksik kaldığınız dersleri de yapabileceğiniz düzeyde çalışırsanız daha başarılı olursunuz. Onun dışında hocam özellikle öğrenciler kendilerini verimli ders çalışmaktan ya da ders çalışma ortamlarından uzak tutacak etkenlerden kurtulmaları gerekir. Bunlardan uzaklaşmaları gerekir. Bu yeri gelir arkadaşlarıdır. Kendilerini ders çalışmaktan alıkoyuyorsa yeri gelir arkadaşlarını belli bir süre terk etmesi gerekir. Onlardan uzaklaşması gerekir. Yeri gelir ailesidir. Ailesi o ortamı sağlamıyordur. Ailesiyle görüşüp benim hedefim var, benim çalışmam gerekir. Eğer benden bir başarı bekliyorsanız benim öncelikle nedir? Ders çalışmam gerekir. Evin işleri ikinci plandadır demesi gerekir. Oturup konuşması gerekir. Ha zaruri ise yapacak bir şey yok. Aileye katkıda bulunmak gerekir. Onun dışında çalışma ortamında çalışma ortamınıza dikkat edeceksiniz. Yine telefon gibi, sosyal medya gibi özellikle bunlardan uzak duracaksınız. Ders çalışırken ortalama 40 dakika civarında çalışıp 10 dakika ara verin. Bu araları kesinlikle işte 15-20 dakika, 1 saat ara vermeyin. 10 dakika, 15 dakika ihtiyacınızı giderecek kadar sosyal şeylerden, sosyal iletişim araçlarından, bunlardan ders çalışma esnasında mutlaka öğrencilerimiz uzak dursunlar. Sürekli bir gözünüz telefondaysa siz verimli olarak çalışamazsınız. Telefonlarınızı uçuş moduna alın ya da kapatın. Kesinlikle ayrılamıyorsanız gerekirse kullanmayın. Yine sosyal paylaşım sitelerine sürekli giriyorsanız Instagram, Twitter, Facebook gibi hesaplarınızı sürekli takip edip işte zaman sizden zaman alıyorsa bunları gerekirse dondurun veya bunlardan uzak durun. Özellikle ders çalışırken telefonlarınızdan uzak durun. Sadece ders çalışmaya odaklanın. 40 dakika ortalama olarak ders çalıştıktan sonra 10-15 dakika ara verebilirsiniz. Onun dışında hocam uygun çalışma ortamlarını mutlaka oluştursunlar. Bu yeri gelir ev olur. Evde çalışma ortamınız yoksa yine okullarınızda, özel öğretim kurslarının kütüphanelerinde ya da dernek, vakıfların ya da belediyenin, valiliğin işte sağlamış olduğu imkanlardan mutlaka faydalanın. Onun dışında şeyle ilgili hocam aklıma bir şey takıldı da bu öğrencinin ders çalışmasını engelleyen unsurların ortadan kaldırılması hususunda beyan ettiğiniz şeylere istinaden aklıma bir şey geldi de şimdi öğrenci neden ders çalışmaz? Öğrenci akşam misafirliğe gitmiştir, bunu gerekçe göstererek kendi ders çalışmasına engel olarak engel olduğunu ortaya koyarak ders çalışmadığını ifade eder. Ve işte hasta ziyaretine gittiğinden dolayı veya işte eve misafir geldiğinden dolayı ders çalışma anlamda kendisine bir engel teşkil ettiğini ifade ederek bunu bize bir gerekçe olarak sunmaktadır. Ben her zaman şunu söylerim, yani öğrencinin ders çalışması bu tür şeylere engel olması gerekirken bu tür şeyler öğrenci için engel oluyor. Halbuki öğrenci anne ben misafirliğe gelmek istemiyorum neden? Çünkü ders çalışıyorum. Yani öğrencinin misafirliğe gitmesini engelleyecek şey öğrencinin ders çalışması olmalıdır. Ya da öğrencinin arkadaşını ziyaret etmesi sosyal aktivitelerden fedakarlık yapmasını engelleyecek şey nedir? Ders çalışması. Yani ders çalışması öğrenciyi kesinlikle diğer aktivitelerden ne yapması lazım? Engel olması lazım. Burada engel deyince aklıma Fuzuli'nin meşhur Leyla ile Mecnun'dan küçük bir kesit anlatmak istiyorum. Şimdi Mecnun'a sormuşlar sen hani tamam Leyla'yı çok seviyordun ama sen niye çöllere gittin? Çöllere gitmeni gerektirecek şey neydi? Yine bizim aramızda kalabilirdin.
Yine eğitimine devam edebilirdin, yine ailenin içerisinde yaşayabilirdin. Neden çöllere gittin ki? Leyla'yı sevmene kimse hani mani olamazdı. Evet diyor, Leyla'yı sevmeme kimse mani olamazdı. Ancak arkadaşım bir şey soracak, annem bir iş verecek, babam bir şey söyleyecek ve bu engeller benim Leyla'nın hayalini tahayyül etmeme büyük bir engel teşkil edecekler. Bu yüzden ben çöle gittim ki benim Leyla'nın hayaliyle olmamı engelleyecek hiçbir şey çevremde olmasın. İşte aslında öğrenci de bu felsefeyle hareket etmelidir. Eğer öğrenci bir şeyi gerçekten çok arzuluyor, çok istiyorsa önündeki, etrafındaki engelleri mutlaka ne yapması lazım? Kaldırması lazım, evet, diye hocam düşünüyoruz hocam. Devam edelim hocam, buyurun. Onun dışında derslerinizi çalışırken not tutsunlar. Açken veya yemek yedikten hemen sonra, yani açken bu ihtiyacınızı giderdikten sonra ders çalışın. Açken kendinize tam olarak veremezsiniz. Yemek yedikten sonra bir yarım saat bekleyin. Bunlara dikkat ederseniz gerçekten ders çalışmanızın karşılığını alabileceğinizi görürsünüz. Şimdi hocam bu anlamda öğrencilere nasıl ifade edeyim? Bir plan yapmak gerekirse, bir çalışma planı yapmak gerekirse biz öğretmenlere ve özellikle rehber öğretmenlere ne iş düşmek? Ne görevler düşmektedir? Şimdi şu anda uzaktan eğitim sürecindeyiz. İnşallah okullarımız açıldığı zaman kesinlikle rehber öğretmenlerimizin yanına giderek bu veya diğer alan öğretmenlerinin yanına giderek hedeflerini belirlediklerini ve bu alanda ne yapmaları gerektiğini söylesinler. Bu konuda kendilerine kesinlikle yardımcı olunacaktır. Bir bütün olarak, bir il olarak yardım, bu şekilde bir seferberlik ilan edersek, inanın ki çok kısa süre içerisinde istediğimiz seviyelere ulaşırız. Bu konuda herkese görev düşmektedir. Evet hocam. Evet. Hocam şimdi bir diğer konumuz, masaya yatıracağımız konu eğitimde değerler eğitimi hocam. Yani şimdi tabii biz her zaman şunu söylüyoruz. Çok iyi bir doktor olabilirsiniz, çok iyi bir avukat olabilirsiniz, çok iyi bir mühendis olabilirsiniz ama öncelikle çok iyi bir insan olmalısınız. Eğer çok iyi bir insan olmazsanız iyi bir doktor olursunuz fakat örneğin organ mafyasına çalışırsınız. Çok iyi bir mühendis olursunuz. Çimentodan, demirden kısıp bir ufak bir sarsıntıda binlerce insanın hayatına mal olacak olaylar yaşatırsınız, üzüntüler yaşatırsınız. Burada değerler eğitimi gerçekten çok önemli hocam. Öğrencilere vermemiz gereken, ki mesela Yunus Emre'nin ifadesiyle ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Yani aslında biz bilginin, eğitimin başına edebi koyabilir miyiz hocam? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hocam öncelikle öğrencilerimiz bazı değerler vardır. Bunları lafta değil, gerçekte uygulayarak yaşasınlar. Doğruluk, ne olursa olsun her anlamda doğru olsunlar. Onun dışında kültürümüzü yaşatsınlar. Merhamet, yardımseverlik, bunlar temel değerleri olsun. Bunları da lafta işte ben merhametliyim, ben yardımseverim, ben doğruyum, ben adaletliyim değil de uygulamalı bir şekilde mutlaka bunu göstersinler. Yardımseverlikle ilgili Hazreti Ali'nin bir örneğini anlatmak istiyorum. Bir gün Hazreti Ali eve gider. Hazreti Fatma der ki, ya Ali, evde yiyecek bir şey yok, eve bir şeyler al, çocuklar aç. Evde 2 dirhem vardır. Hazreti Ali 2 dirhemi alır, pazara doğru yola koyulur. Ve pazardan giderken yanına biri yaklaşır. Ya Ali, evde çocuklar aç, bana 2 dirhem borç verebilir misin? Hazreti Ali kendisi de aynı durumdadır. Ama ona rağmen 2 dirhemi çıkarıp o yardım isteyene verir. Daha sonra Hazreti Ali ne yapacağını düşünürken yine biri yanına yaklaşarak, ya Ali, benim bir devem var, bunu sana 10 dirheme satarım, alır mısın? Hazreti Ali de, benim param yok, benim alacak durumum yok. Olsun, sonra bana ödersin, paran olduğu zaman ödersin. Hazreti Ali kabul eder. Biraz ilerledikten sonra başka biri yanına gelerek, ya Ali, bana o deveyi 12 dirheme satar mısın der. Hazreti Ali 12 dirheme satar. Parayı aldıktan sonra ilk aldığı kişiye ulaşır. 10 dirhemi ona verir ve yine 2 dirhemle ailesinin ihtiyaçlarını karşılar. Sonra bu durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'e anlattığı zaman Peygamberimiz der ki, ya Ali, senin o davranışın Allah'ın o kadar hoşuna gitti ki senden o deveyi alan da, senden geri satın alan da
insan suretine girmiş olan Hazreti Cebrail'dir. Onun için lafta değil, gerçekten öğrencilerimiz doğru olsunlar, adaletli olsunlar, merhametli olsunlar, yardımsever olsunlar. Bunlara dikkat etsinler. Programımız evet hocam, evet hocam olarak, zamanımız kısıtlı olduğu için son olarak ne söylemek istersiniz? Kısa son olarak bugünlerde ek yerleştirmeler yapılacak. Ek yerleştirmelerde öğrencilerimiz şunlara dikkat etsinler. Hemen kısaca söyleyeyim. Bizim programımız bittikten sonra bir ay önce yayınladığımız program tekrar yayınlanacak. Ek tercihlerde öğrencilerimiz şuna dikkat etsinler. Ek tercih kesinlikle avantaj değil, dezavantajdır. Önceki tercihlerde gidebilecekleri yerleri tercih edebilirler ya da yeni açılan bölümleri tercih edebilirler. Örneğin 280 alan bir öğrenci 281 ile kapatan bir yeri tercih edemez. Ortalama puan olarak 20 puan civarında, başarı sıralaması olarak 10 bin civarında, daha da gerideki yerlere yerleşirler. Buna dikkat etsinler. Yine normal tercih sürecinde bahsettiğimiz işte ilk öğretim matematikten, hemşirelikten, bunların yerleşme sıralarından bahsettik. Mühendisliklerden bahsettik, yazılım mühendisliğinden bahsettik. Hocam birebir söylediklerimiz evet, aynen gerçekleşti. Evet. Öğrencilerimiz mutlaka eğer ek tercih yapmayı düşünüyorlarsa programımız saat 21'de evet, yayınlanacak. Mutlaka oradan istifade etsinler. Evet. Oradaki başarı sıralamalarının 10 bin üzerinde kapatacaklarını, puan olarak da ortalama 10 ile 20 puan arasında normal yerleştirme puanlarından daha yüksek kapatacağını düşünerek tercih yapsınlar. Evet. 270 alan biri 250 almış gibi eğer normal tercih sürecine. Çünkü puanlar mutlaka yükselecektir. Çünkü düşme şansı sıfır. Hiç öyle bir ihtimal yok. Nedenine gelince, çünkü siz yerleşemediğiniz yerleri zaten tercih edemiyorsunuz. Ancak yerleşebildiğiniz yerleri tercih edersiniz. Onun için öğrencilerimiz bunlara dikkat etsinler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Amadon Hocam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok güzel bir program gerçekleştirdik. Sohbet ortamında çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Mercan TV izleyicileri, sürçülisan ettiysek affoluna, programımız burada sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar diliyorum.